Acılar vardır. Öldürmez insanı. Bazılarının öfkeyle doldurur içini. Seni. Ahu. Bazılarına ise fazla gelir. Sarı çıkmadı. İbo bana bak. Sarıyı da alalım. İbo bana bak ne olur. Sarı gelmiyor mu? İbo ya. Sarıyı almadan gitmem mi? İbo. Alalım sarıyı da öyle gidelim. İbo dur girme içeri. Sarı. Doğana teslim eder seni o acılar. Kendini acına bırakırsın. Belliydi zaten bunun şey olacak. Öldü mü acaba? Oldu mu? Tamam mı? Aldın mı istediğini koyu dibi? Katil ettin beni pislik koyu. Kana buladın. Oldu mu şimdi? Hak ettin mi koyu dibi ha? Karışmayacak kimse. Ben halledeceğim. Ağzını açmayacak hiçbiriniz. Anlaşıldı mı? Kimse hiçbir şey görmedi. Bak sen gidin lan buradan. Defol.
Acılar vardır. Ölmek istersin. Ama sen istesen de, şimdi artık öldüm desen de, al canım. Lütfen. Acılar öldürmez insanı. İstemek de ölünmez. Sarı, kalk ne olursun, kalk. Bilal, ne yaptım ben? Şükriye abla. Sen bana en kıymetlini verdin. Canını emanet ettin ama ben sahip çıkamadım. Ne oldu? Vaz mı geçti yoksa Ferhat'ım? Gelmiyor mu? Vurdular. Ne? Nasıl? Mahallede bir kavga çıktı. Kimse görmedi, bilmiyor. Kurşun Ferhat'a gitmiş. Ondan düşmüş. Yok canım. Ah. Yok canım. Yok değil mi? Özür dilerim. Öldü. Öldü. Ferhat. Oğlum, oğlum. Gömüyor efendim Bilal'i. Evet, zorlanıyor. Ayrılma peşinden. O nereye, sen oraya. Tek bir şey soracağım, cevap ver bana. Gerçekten artık beni sevmiyor musun? Sevmiyorum. Gerçekten. Kalbimde kalbine yok bile kinim. Ha? Ne diyorsun? Artık sen de herkes gibisin diyorum. Güzel şiirdir, okursun. Demek yardım edeceksin o zaman bana. Ecevit'i öldürecektik. Yoluna Bilal gitti. Yazık oldu. Demek ki Ecevit'ten devam. Her şeyini alacağım onun. Kimseler kalmayacak yanında. Sonrası malum. Sen de yardım edeceksin bana. Ne yardım etmesi? Terk ettim seni diyorum, anlamıyor musun?
İhbar ederim o zaman seni. Polise bir, Ecevit'e iki. Ecevit'e mi? Ne oldu? Polisten korkmadın, Ecevit miydi derdin? Hemen şimdi arayacaksın. Hemen başlatacaksın bu oyunu. Son devlet ihalesinde büyük bir usulsuzluk yaptım diyeceksin. Avukatın da Ecevit Orhan. Gurur. Bitti diyorum, bitti. Yokum ben. Varsın güzelim, varsın. Ahu! Ahu aç ne olur. Ahu şimdi değil. Bir sen varsın yapma ne olur. Oğlum Ecevit. Ahu'ya mı baktın? Gitti o. Nasıl? Nereye gitti? Ankara'ya gidiyorum dedi. Bizim Nihat bırakıyor otogara. Nereye bırakıyor? Hangi seyahat? Bozyol seyahat mi ne? Haremde. Tamam kes artık. Benim dediğim gibi olacak anladın? Belgelerle oyna bir şey yap hemen. Basına sızdıracaksın. Bu arkadaş da başında duracak. Ama dikkat et, Sait'e benzemez kendisi pek. Gurur, sen bana kıyamazsın ki. Nasıl yaparsın bunu? Öyle kolay oluyor ki biliyor musun? Artık sen de herkes gibisin. İyi akşamlar. İbrahim Kene burada mı? Ne yapacaksın sen İbrahim'i? İfadesini almamız lazım. Bir civarda bir cinayet işlendi de. Ferhat Yeldiren şüpheli de Bilal tutkun. Böylece deniz kızı ait olduğu yere denizin derinliklerindeki gerçek mühürsüne konuşmuş. Evet. Bitti. İyisin değil mi artık? Gideyim ben o zaman. Bak ben gidince çorbanı içeceğim. Sensin. Ne geleceğim? Bir şey lazım olsa hep geleceğim tamam mı? Beni çağır. Ağabey hanım. Ahu, şimdi gidemezsin, bekle. Neyi bekleyeceğim ya? Biraz dayan lütfen. Neye dayanacağım? Dayanacak bir şey kalmadı, bitti. Sen bitirdin, sen bilelim. Olmaz Ahu, sen gitmezsin, bırakmazsın, olmaz. Hadi. Ahu gitmez değil mi? Ahu bırakmaz, Ahu aptal çünkü. Ahu bilseydi, sen kardeşinin katili olacaksın, geri döner miydi acaba? Sadece kardeşinin katili değilsin.
Bizi bir arada tutan her şeyin katilisin, anladın mı? Neyin? Ya sen aptal mısın? Görmüyor musun? Bilal bizi parçalamıyordu, bizi bir arada tutuyordu. Hepimiz onu iyi etmek için, onu mutlu etmek için bir arada durmuyor muyduk? Değil, öyle değil abi. Hadi gidelim. Ya benim seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Ben hayatımın sonuna kadar seni seveceğim sanıyordum ya. Ben senden nefret ediyorum. Hayatımın sonuna kadar. Şu adamı alır mısınız buradan? Ahu öyle değil, sen ne biliyorsun? Arkadaşım, bayana duydum. Rahat bırakır mısın? Çekil şuradan, çekil! İbrahim, ne oluyor? Ne diyor bunlar? Gitme. Gidiyorum ben Gülten. Ne diyeceğim, annem soracak. Bitti her şey dersin, her şey bitti dersin. Niye öyle diyorsun? Sen dedin bana bak, çok mutlu olacağız biz. Yok Gülten. Yalan dedim ben sana. Bak bu konuştuğumuz ilk gün. Sarı çok perişandı o akşam, ölsün istiyordu, öyle içmiş. Buluştuğumuz gün çay bahçesinde Sarı'yla ben İrfan'ı vurmaya gidiyorduk. Beni vurdular onun yerine. Nikahımız. Düğünümüz cehenneme döndü diye. Biz gülelim diye. Yanığın ilk günü o niye? Felaketi unutalım diye. Unuttuk biz de işte Gülten. Yok Gülten, yok. Kalmadı bir şey. Öyle değil. Derdimiz yokken mutlu olacaktık biz. Zamanımız varken çok mutlu olacaktık Gülten. Olmaz ki şimdi. Geç kaldı. Geçti. İbrahim. Özlem, hayırdır bu saatte? Onda mı her şey? Pek değil Ecevit. Bir haber dolaşıyor da baroda. Ondan aradım. Nasıl bir haber? Senle ilgili. Bir yolsuzluk yaptığına dair. Ben? Ne yolsuzluğu yapmışım? Yani ben de inanamadım. Bu yeni başladığın şirkette. Bir devlet ihalesinde mi ne? Detayını bilmiyorum ama sonuç tatsız. Önden arayıp bir haber vermek istedim ben. Yarın ararlar seni. Bir dakika, bir dakika. Nasıl tatsız sonuç? Soruşturma devam ediyormuş. Yakında öğrenirsin zaten. Ama avukatlık ruhsatın askıya alınmış. Nasıl askıya alındı? Ne demek askıya alındı? Şu an avukat değilsin demek. Ahu Hanım terk etti gitti efendim. Az önce de bir telefon aldı Ecevit Bey. İyi görünmüyor. Beklediğiniz telefon olmalı efendim. Aferin güzel. Ya bir laf vardı, neydi o?
Allah'ın verdiği canı kim alıyordu? He müdür? Görünüşe göre sen alıyorsun çocuğu. Çocuk tek kurşunla ölmüş. Silah Bilal'in dükkanında. Bilal ortada yok. Anlat İbrahim. Kimse konuşmuyor mahallede. Niye? Çok yakınmışsın sen bu Bilal'le. Sünnetinden nikahına kadar berabermişsiniz. Öyle. Aynı evde her gün. Birlikte büyümüşsünüz. Yeni ayırmışsınız dükkanları da. Ekmek tekneniz bile birmiş bu yaşa kadar. Öyleydi. Bir de hep. Yediğiniz içtiğiniz de bir. Sırmır da yoktur aranızda. Yok hiç. E kardeşin de yok senin. Kardeşin sayılır yani senin Bilal. Nerede o zaman İbrahim? Kardeşin nerede? Ben yolsuzluk falan yapmadım İhsan, ne oluyor? Kafayı mı yediler? Yaptın ya da yapmadın. Ben verdim adını, kusura bakma. Sen mi? Neden? Ne bekliyordun Ecevit? Adam öldürdün sen. Dua et bunu seçtim seni ihbar etmek için. Hem sen kendin demiyor muydun bana Sayid'i öldüreceğim diye? Ben yapmadım. Bilal'i öldürdün ama. Sözde kardeşini. Nisan, ne oluyor sana? Üzgünüm Ecevit. Bir katille yapamam ben. Haksızsın da diyemezsin bana herhalde. Haklısın. Katilim ben. Geliyorum Nisan, yoldayım. Konuşacağız. Gelmesen iyi olur. Adamlar doluştu ofisine. Topluyorlar ne var ne yok. Bir sürü soru soracaklar şimdi, canını sıkacaklar. Gazeteciler de gelmek üzeredir. Biri haber uçurmuş, arayıp duruyorlar. Yakalanma burada. Şoför bey, arabayı durdursana. Şoför bey.
Doktor bey, arabayı durdurun ne olur. İbo. Ecep Bey. Benim. Ben İbo'yu almaya geldim. Beni istemiş. Ecep Bey, sizin bir haberiniz var mı acaba bu Bilal tutkundan? Yakınıysanız İbrahim'in. Yok, ben de yeni öğrendim. Şaşkınım. Bir haberim yok. İbo, kızgınsın diyorum. Üzgünsün de çok. Beni saraya götürün. İbo, şimdi seni eve götüreceğim. Beni saraya götüreceksin. İbo, yapma ne olur. Şerif, benim onsuz bir günüm geçmedi şu hayatta. Bundan sonra nasıl gidecek zaten düşünemiyorum. Ne olacak, ben saraya koştum. Şimdi nerede yatıyorum bile bilmiyorum. Saraya götür beni Şerif. Hiç değilse hangi taşa koşacağım ben. Çok görme. Bilal gitti. Ahu da kaçtı. Avukatlığını da aldım Şerif'in elinden. Nizan da tamam. Kaldı bir tane. Hadi ben uzadım müdür. İbrahim'e mi? Ecevit'in son kalesinin düştüğünü görmeye. Kardeşim, istemezdim ben. Olmasaydı böyle. Ama birlikteyiz İbo. Ben varım hala. Birlikteyiz değil mi? Bırakmayız biz. Bırakmayız kardeşim. Ne gelse başımıza kalırız. Sağlam kalırız. Kalırız, hep kalacağız. Çünkü kardeşiz biz. Kardeşiz Iska. Değiliz Şerif. Ne olsa kardeşiz dedim, değişmez dedim, ben dedim. Ama ben artık senin kardeşin değilim. Yapma kardeşim. Deme bana daha öyle. Bana kardeşim deme. Sen sanıyorsun ki sadece Sarı'yı... Sen hepimizi öldürdün Şerif. Kardeşlik, sen bizi öldürdün. Ben duramıyorum, yokum ben daha. Bana bir daha kardeşim deme, beni bir daha asla arama. Ben eğer bir daha Sarı'yı göremeyeceksem... Sen de beni göremeyeceksin. Son darbeyi aldı. Buluşabiliriz.
bana? Ne yaptınız Bilal'e? Ahun! Döneceksin değil mi sonra? Yok Gülten. Dönmem ben. Böyle karar verdim artık. Hiç mi bir ihtimali yok? Yani dönmen için. Aslında var bir ihtimal ama... onu da aklıma getirmek istemiyorum ben. Tamam. Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ne olursun. Lütfen sen bana yardım et. Ne? Neymiş? Allah sana bir can daha vermiş kızım. Nasıl girdin lan sen? Nasıl girdin değil. Niye girdin? Asıl soru o. Bir iki şey anlatacağım sana. Ondan geldim. Adam gibi arayıp gelsene. Hırsız mısın sen benim evime böyle giriyorsun? Ben yaptım. Neyi sen yaptın? Gülten'e düğünde olanı. Tecavüz etmedim. Onu İrfan yaptı. Beraber bulduk yani. Onunla içiniz. Geberteceğim lan! Geberteceğim seni! Bırak! Öldürsün. Sen kesmedin mi bu adamı? Ben kestim, doğru. Bak. Nasıl bir pisliksin lan sen? Vallahi bu kadar şaşıracağını hiç tahmin etmiyordum. Ecevit Orhan. Zehir avukat ne oldu? Sen eskiden bu meseleleri şıp diye çözerdin. Ha? Bak şimdi sana bir iki bir şey anlatacağım. Hani bir zaman İbo bir adam vurdu ya. Kim yaptırdı onu? Sen. Ben. Ya Bilal, dükkan açmalar, araç kesmeler.
Kim gazladı? Sen. Sevgilinin üstüne kim saldı Bilal'i? Ben. Ben. Hep ben. Yine ben. Senin benden başka düşmanın olmadı Şerif. Boşuna dışarıda aradım. Ama küçümseme kendini öyle. Hele son olarak böyle bir şey yaptım ki... onu zaten ne yapsan çözemezdin. Ne yaptın da? Bir çocuk öldürdüm. Adı Ferhat. Seni geberteceğim! Ya bitti. Her şey bitti. Kardeşin geberdi. Herkes seni terk etti. Hiçbir şeyin kalmadı. Ama benim yapacak son bir şeyim var. Seni var ya, kendi ellerimle geberteceğim. Yorma kendini, yorma. Önce bir dinlen burada, kendine gel. Sonra duanı et, hesaplarını kapa. Kimle görüşeceksen görüş. Çünkü günün sonunda Şerif, ben seni öldüreceğim arkadaş. Eğer şu kadar aklın varsa kaçarsın benden. Ne mi olacak? Bırakacağız. Kaçacak ki. Ecevit bu müdür, kaçmaz. Önce hesaplarını kapatacak biraz. Biz de ne yapacağız? Bir adım arkasında olacağız. Anladım çocuğum. Anladıysan İrfan'a da anlat o zaman. Adım adım peşindesiniz Ecevit'im. Kapama hemen. Bir şey demem lazım sana. Son bir şey. Hemen itiraz etme, bir dinle. Bir yer söyleyeceğim şimdi sana. Oraya gel. Son kez bir şey istiyorum senden. Söz İbo.
Bu benim son görüşün olacak. Son kez. Geldin kardeşim. Gitmedim, evet döndüm. Ama senin için değil. Ne için? Bir hesabım var yarım kalan. Onu kapatacağım. Önemli değil. Geldiniz, tamam. Önemli. Hani sen bir şey diyeceksin ya bize. Onu demeden önce bir şunu dinle. Hani Bilal gitti ya. Bir daha da hiç geri dönmeyecek ya. Senin yüzünden ya hani. Sen ne dersen de. Dediğin hiçbir şey affettiremez seni. Hiçbir şey mi? Beni geri getirse bile mi? O zaman da mahvetmez. Gerizekalı mısın sen ya? Ne yapıyorsun ya? Gerizekalı mısın sen? Ne yapıyorsun tamam, ya? Tamam, buradayım ben. Tamam. Tamam. Gerizekalısın. İbo, gelme peşimden. İbo, gelme. Oh, gelme peşimden. Tamam, bir daha ölmeyeceğim ben. Tamam, söz, bir daha ölmeyeceğim. Bunun için mi çağırdınız onu yani? Hı? Niye böyle bir şey yaptınız ya? O kadar laf işittin, o kadar ağladın niye? Öldürecektik birbirimizi. Gerçekti o kavga. Ama... Herkesi korkuttum. Kendim annemin istedim. Gurur'u dinledim dedin demin. Niye dedin? Ya, o dedi bana senin bir hayalin yok mu dedi. Bu dükkanı buldu bana. Bilal durdur dedi ama bana. Git konuş, engel ol dedi. İstemedim, ben para almam dedim ya, zorla alman lazım dedi. Araç istiyor dedi. Bana git konuş dedi.
Sonra senin sırrını o dedi bana. Ne sırrını? Mahkemeyi mi? Sait demedim onu sana. Ne Sait'e lan, gurur dedi. Ben nasıl ilandım, nasıl yaptım? Ferhat. Neresinden vuruldu Ferhat? Ferhat göğsünden vuruldu ama kaza kurşunu, yemin ederim. Ben kavgaya ayırayım diye kazanın. Yok. Kaza değil. Kaza kurşunu değil oğlum. Hayır. İrfan'a götürdü bizi bu gurur. Yerini buldu, kendi elleriyle verdi. Ne diyorsun sen ya? Onun ağzını... Hayır dedim. Anlasana sarı. Büyük organizasyon. Haklıysak eğer devamı var elbet. Bu kavgayı o istedi. Öldürelim istedi birbirimizi. Biz de vereceğiz istediğini. Planı neymiş ancak öyle öğreneceğiz. Ölü taklidi yapabilir misin sen? Ben yaparım da sen dayanabilir misin? Ya üstüne neler oldu Ecevit? Neler dedim ben sana? Niye bir şey demedin? Diyemezdim. Peşimdeydiler. Biraz dayan lütfen. Neye dayanacağım? Dayanacak bir şey kalmadı. Bitti. Sen bitirdin. Sen bilelim. Olmaz ağam. Sen gitmezsin, bırakmazsın. Hadi. Belli edemezdim bir şey. Telefonu dinliyordur dedim. Arayamazdım. E bulsaydın bir yolunu. Yapılır mı böyle ya? İnsana çektirilir mi bu kadar acı ızdırap? İzin verdin bir de sen buna. Bunca acı. Bilal burada ama o kalan acıların hepsi gerçek ama. Ben bitsin istedim. Riski atamazdım, söyleyemezdim sana. Sen peki? Sen niye döndün? Hiç önemli bir şey yok. Tamam. Sadece bir şey soracağım sana. He. Yalandı değil mi? Benden hayatım boyunca nefret etmeyeceksin. Sen aslında... Hey aga, anlat neler oldu? Arayı kapayım. Gurur, Sait, İrfan. Başından beri birliktelermiş. Gurur başlarındaymış. Her şeyi o planlamış. Düğünde olanı da. İrfan'ı. Biz haklıymışız kardeşim. Sen öldürmedin Ferhat'ı. Harbi mi? Aynen. Gurur iyi. Ne olacak şimdi? Gurur takipte şimdi beni. Hesaplarımı kapayacağımı sanıyor tek tek. Bırakmaz peşimi. Nasıl atlatacağız? Atlatmayacağız kardeşim. Onu öyle yerlere çekeceğim ki... farkında bile olmadan... kendi hesaplarını kapatacak. Asıl o veda edecek. Sonra peki? Kapayınca hesapları yani. Ne yapacaksınız o zaman? Canı acırsa tehlikelidir insan en çok. İşte o zaman acıtır. Canı acıdığında yalnızdır. Yoktur savunması.
Hayalleri kırılınca acır bazen canı. Kırılıp saçılınca etrafa. Bazen hatırlayınca acır. Unutmak istediklerini unutamayınca. Bazen inkar ederken acır canı. Bazen kabullenirken içine gömdüğü her şeyi. Bazen izlerken gözünün önündekini. Bazen gizlerken sonsuz endişesini. Sebebi ne olursa olsun acırsa canın, sen sadece sımsıkı yum gözlerini. Çünkü başlıyoruz. Gün ödeşme günü. Başlıyoruz ha? Aynen. Say bakalım geri durur efendi. Geliyoruz. Sen burada kal. Eğer çıkarsa takıl peşine. Belki Ecevit'e götürebilir bizi. Ha? Ben mezarlığa gideceğim. Bilal'e. Gelen giden var mı? Bir bakayım. Müdür, gidin oturun bir yere haber bekleyin benden. Tahmin ettiğim yerde çıktı. Vicdanlı çocukmuş. Tabii tabii, takipteyim. Kafesledim Ecevit'i. Ne istediler oğlumdan? Allah'ın cezaları ne istediler? Teselli etmez belki ama. Kim yaptıysan cezasını çekecek. Söz veriyorum size. Bu bana Ferhat'ımı geri getirebilir mi? Kanı yerde kalmayacak ama. Ben söylüyorum. Doğru mu kız? Yaşıyor mu? Bilal'im, çok şükür yarabbi. Yaşıyormuş benim sarım. Ölmez o ölmez, hiç olmazsa o yaşıyor. Gülden, hadi bir kahve yap yavrum. Oh.
Hadi annem ben kaçtım. Nereye gidiyorsun be kızım? Hani kahve içiyorduk? Ya bir hesabım var, onu kapayım. Geleceğim hemen. Hemen geleceksin ama değil mi? Ay geleceğim. Evet. Çabuk gel. Merak etme sen. Selam teyze. Aleyküm selam. Burada bir arkadaş. Sana da mı arkadaşım diyor bu torun? Geç gel. Annesi bu. Tanır mıydın Ferhat'ım? Çok severdi herkes oğlum. Sen de sever miydin? Severdim. Kimseye bir kötülük etmedi. Temiz kalpliydi benim oğlum. Hep gülerdi. Her şeye koşardı. Ufacık boyuna bakmadan bu eve ekmek getirdi Ferhat'ım. Kim ne istedi benim oğlumdan? Bağrı yanacak. Anlayacak o da. Anlayacak. Bırak! Baban değilim ben sana. Benim oğlum öldü. Pişmandır belki katil. Vicdansız. Demeyin öyle. Çekiyordur cezasını. Affı zor biliyorum ama belki her aklına geldiğinde... Sen ne diyorsun be? Ne cezasından bahsediyorsun? Hangi ceza? Oğlum gitti benim, ne cezası? Oğlumu geri getirebilirim. Durak tamam. Ecevit değil mi şu? Thank you.
Merhaba. Ecevit'i bulduk çocuğu. Tamam tamam, şimdi peşine düşeriz. Hadi hadi kalk, peşinden ayrılmayın diyor. Çok oldu, gelemedim. Yüzüm yoktu anne. Gurur duyacaktın sen hep anne. Öyle istedim. Olmadı ama. Haklı çıktı babam. Belanından yemin oğluyum ben. Senin oğluna bak istedim. Hep ona uğraştım. Ona savaştım. Yapamadım. Vay be, içim parçalandı ya. Mezar başında anneyle konuşmalar ha. Kliş olmadı mı bu hareketler Şerif? Süre verdin. Böyle peşimde mi gezeceksin? Yok. Geberteceğim seni. Burada mı? Bu kadar insanın içinde mi? Hadi sen de takip et abi. Kaybetme şunları. Toprağa konuşacağız yani. Bak baba, gördün mü? Herkes bir gün ölüyormuş. Sen de ölecektin zaten. Ama bir kere gurur duysaydım benle be. Hayatımda bir kere. Bir kere bana deseydin, oğluma bak lan deseydin. Bir kere deyip öyle gitseydin. Seneler oldu benim oğlum öleli. Sen benim oğlum falan değilsin. Adam olacağım. Söz. Her şeyi yaparım. Herkesten çok çalışırım baba, ne olur. Oğlum, çok dua ettim, Allah biliyor. Her seferinde boşa çıktı. Adam filan olmazsın sen. Git buradan, gelme bir daha. Adam olacağım.
görürsün. Haklıymışsın. Ben de zaten adam falan olmazdı. Olmadı da bak. Ben kendi babamı ellerimle öldürdüm. Başkaları değil, ben öldürdüm. Adam olamadım çünkü. Değişemedim işte. Hayal kırıklığından, acıdan öldü babam. Özür dilerim. Affet. Bu da tamam. Devam ediyorum. Uyanmasınlar. Yok. Bir sağlık kendine. Neyse merak etme. Bu sefer uyuyan gurur olacak. Durdular abla. Tamam. Tamam dur sen yaklaşma fazla. Git artık sen. İşim kalmadı seninle. Benim işim sizinle değil efendim. Gurur Bey'le. Ama benim Gurur Bey'le de bir işim kalmadı Kuzey. Ayrılıyorum Gurur'dan. Anladın? Öyle mi? Öyle. Seninle de işim bitti. Son veriyorum. Sorarsa da söylersin. Gurur bitti benim için. Hadi. Dedektif misin abla sen? Rapor edeceklerim var efendim. Acil. İyi geliyorum. Çelik! Aga! Nasıl işledi plan tıkır tıkır ha? Aynen. Son bir adım kaldı kardeşim. Babasıyla da vedalaştı. Görecektin. Özür diledi babasını. Ben adam olamadım dedi.
bir dakika, bir dakika. Üzülüyor mu lan sen bu herife? Yok, ne alakası var? Üzülüyorsun lan bayağı. Bu ite üzülüyorsun sen. Acıdım ama yalan yok. Ne acıması ya? Nasıl bir kalbin var senin? Nasıl bir adamsın sen? Bu acınır mı? Ya ne bileyim sarı bir an işte öyle. Cayacan mı lan? Cayacan mı? Doğru söyle, bozulmayacağım. Cayacan mı? Hayır. Asla sarı. Unutmadım o kadar. O bize acımadı. Gülten'e acımadı. Ferhat'a acımadı. Ben de bundan fazla acımam. Son bir durak kaldı. Son bir hesabı var. Onu bekleyeceğiz. Ne var çabuk söyle. Efendim siz benim kahraman mısınız? Ne? Bu mu? Sözünüz bana emirdir. Ne derseniz yaparım. Siz benim ekmek kapımsınız Gurur Bey. Geldiğin geleyim. Öldüğün öleyim efendim. Lan Allah'ın delisi. Bu muydu diyeceksin? Ne o zaman? Nisan Hanım efendim. Ne olmuş Nisan'a? Kovdu beni. Kovdu seni. Niye? Çünkü sizi terk etmiş efendim. Sizin evinizdeki eşyalarını aldı. Bitecekti lan. Az daha dayanamadı mı? Dayanamadı efendim. Gözlerimle gördüm. Kes lan sesini. Topladı eşyalarını. Oğlum sus! Gurur dedi. Benim için bitti. Aynen böyle iletme istedi. Bitmedi lan! Bitmedi! Anladın mı? Bitmez öyle iş. Anladın mı? O iş öyle kolay bitmez! Bitirmezler. Anladın yavrum? Bunun da bağrı yanacak. Anlayacak o da. Hapishaneye girdi çocuğum. Biz de burada. Gurur. Gurur orada mısın? Yetti. Artık yetti.
Vakit tamam. Burası son nefesini vereceğin yer Şerif. Her şeyin bittiği yer. Hayır. Burası her şeyin başladığı yer. Sana ilk güvendiğim yer. Sana ilk inandığım yer. Senin içini gördüğüm yer. İyi bir şeyler vardı hala içinde. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hadi ama Gurur. Hatırlıyorsun. Hayır. Pişmansın. Bir parça da olsa pişmansın. Hayır lan! Vicdanın sızlıyor. Görüyorum. Hayır dedim! Sızlamıyor! Özür dile Gurur. Arınırsın. Özür falan dilemeyeceğim ben. Dilemeyeceğim. Ben buyum oğlum. Buyum. Pişman falan değilim. Öylesin. Kendin söyledin bana. Kendin uyardın beni. Aslında böyle bir adam olmak istemiyorum dedin. Niye geldin? Beddua mı edeceğim bana? Niye diyeyim ki? Uymadın takoza. Bir şey yapmadın bana. Kesiyordum seni be. Yarın yapmayacağım ne belli. Lanetliyim ben. Değilsin. Hastasın bir tek. Geçer ki. Geçmiyor. Geçmeyecekti. Al. Kötüyüm ben. Hep kötülük yapıyorum herkese. Kimse kalmayacak yanımda. Biri gelir yanına. Elinden tutar böyle. Vallahi bak, istemezsen olmazsın kötü. İstemiyorum ama oluyorum işte. Bilmiyorsun sen. Git, ne olur git. Bir şey yaparım sana. Yapmazsın bir şey. Ben gördüm bak, iyisin sen. Korkma. İstemedim. Ben istemedim ki. Ben istemedim! Acıyorsun yine de değil mi? Utanmana gerek yok. İnsansın sen Ecevit. Hem de çok doğru bir insansın. Acıyorum. Etsen bana ederdin değil mi? Vazgeçmek istesen bana itiraf ederdin değil mi? İstemiyorum vazgeçmek. Ama bu kadar... Ecevit, benim sana göstermem gereken bir şey var. Benim sana söylemediğim şeyler var. Sen önce bir beni dinle. Ondan sonra karar verirsin bu kadarı fazla mı değil mi? Nisan. Gurur, yapamıyorum. Bırakamıyorum ben seni.
Bırakma Nisan. Tut beni. Beni. Bittim ben. Gel. Gurur gel bana. Kimseye bırakmayacağım seni. Söz. Ben kurtaracağım. Nisan! Nisan geldim. Neredesin? Buradayım. Aptalım ben. Gerizekalıyım. Tamam. Ne tamamı lan? Tamam falan değil. Tamam değil. Kendi elimle verdim seni. Ama bak. Hastaydım ya ben. Sevemem diyordum ya kimseyi. Bir mucize oldu. Ya, oldu. Nasıl olduysa hayatta birini sevdim. Ben de seni sevdim Gurur. Sonra da intikam için gittim ateş attım lan. Yapılır mı? Yaptın ama. Özür dilerim Nisan. Her şey için. Affet beni. Affettim. Sen de beni affet. Niye? Nisan'la ufak bir hesabımız vardı da. Onu kapıyoruz. Şimdi sen benim elime düştün insanım. Sattın mı sen beni? Üzgünüm. Tuzağa çağırdın ha? Ahu için. Tehdit mi etti seni? Ahu için değil. Sen önce bir beni dinle. Ondan sonra karar verirsin bu kadarı fazla mı değil mi? Ne kadar inanırsın bilmiyorum ama... gerçekten böyle olsun istemezdim. Yok artık. Onu da mı kullanmış? Nisan'ı. Beraberlermiş. Kandırmış kadın seni. Ne oldu lan bana? Ne olmuş lan bana? Nisan da mı oynamış yani? Sana da inanmadım. Tamam. Şimdi başka şeyler var. Sen vazgeçmek istiyor musun gerçekten? Asla. Tamam. Gerisini bana bırak. Nisan'ı bana bırak, tamam mı? Bu kadarını hak etmedin mi? Ne yaptın lan sen? He? Sen mi alıyorsun şimdi sevdiğim kadın elimden? Yo, ben almayacağım. Kim bu Nisancı? Rahmetli Metin mi? Aa, bir bakayım. Yo, Gurur bu. Nereden buldun sen onu?
Senden hep bir şeyler bekledim. Ama bu kadarını ben bile beklemedim. Helal olsun. Senin ne işin var gururla? Ya sen ne kadar aşağılık bir kadınmışsın öyle ya. Tek ayak üstünde bir dünya yalan yutturdun bize. Ecevit'in aklına girdin. Beni buradan attırdın yalancıyım diye. Sonra melodram bir tekne hikayesi, ağlamalar, yok sırtında yara varmış. Gerçek. Kaza gerçek. Yalan söyledim, tamam. Kandırdım Ecevit'i. Sevgilimdi Gurur benim. Birlik olduk onunla. Ama ben bilmiyordum ki sizi. Tanımıyordum Ecevit'i. Tanıyınca aşık oldun ha? Bu mu yani? Hayır. Vicdan yaptım tanıyınca. Ama bırakamadım da gururumu. Söyleme Ecevit'e bir şey. Bak çok pişmanım zaten. İyi. Sana bir şans vereyim o zaman. Hani kendini çok affettirmek istiyorsun ya. Tamam. Ne istersen yapacağım. Yeter ki söyleme. Ben seni aradığımda sen de gururu çağıracaksın. Bunu isteme. Aynen onu istiyorum. Yapmayın bir şeyi. Ben terk ettim zaten onu. Uğraşmayın daha fazla. Ha, yani yapmayacağım diyorsun ha? Hayır, ben bir hata yaptım. Affet diyorum. Neyse, ben seni niye affedeyim? Sen benim zerre kadar umurumda değilsin ki. Sen beni kandırdın diye ben hesap sormuyorum senden. Onu kandırdın diye. Ben Gurur. Ben alıyorum sevdiğin kadar. Ecevit. Ben sana kırılabilecek bir parçamı verdim. Tek lafım yok sana. Kızmayacağım. İhbar etmeyeceğim. Nefret etmeyeceğim. Tek sorum. Ne yapacaksın Nisan? Tekrar kıracak mısın kalbimi? Söyle. Ne yapacağım söyle. Birini seçeceksin artık. Ben mi? Gurur mu? Onu mu seçtin? Güya hesabı kapayan bendim değil mi? Aynen. Sonu mu yolun? Sen kazandın ha? Yanlış. Ben kazandım. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü sen bana bir şey öğrettin. Neyi? İnsan olmayı.
Acı çekmeden insan olunamıyormuş. Öyle acıttın ki canım Şerif. Benim gibi bir adamı bile insan yaptın. Canı yanmayan bizden değildir. Oldun mu şimdi sizden? Oldum. Ama ondan değil. Neden? Sen de bana bir şey öğrettin çünkü. Neyi? Katil olmayı. İlk tanıştığımız gün dedin bana. Zeki için sakat yerdir karaciğer. Fena kıvrandırır adamı. Öyle miymiş? Bu Zeki içinde. Bu da Ferhat için. Acıdı mı? Bileli aldım senden. Öyle gidiyorum. Emin misin? Canın gerçekten yanmadıysa şu hayatta, hep biraz eksik kalacaksın. Çektiğin acı kadar insansın çünkü. Ne eksik, ne fazla. Bir şeyi hiç unutmayacaksın günün sonunda. Acı çekmeyen, acı çektirir.
Her şey aslına döner. Mağrur bir inkarla başladığımız yolculuk, boynu bükük bir itirafla sona erer. Ben Ecevit Orhan, bir katilin oğluydum. Ama onun yolundan gitmedim. Acı çektim, kimseye acı çektirmedim. Aldatıldım, asla aldatmadım. Vurdular elsiz oldum, sövdüler dilsiz oldum. Ama işte bugün ben de babam gibi bir katil oldum. Bilmezdim, öğrendim. Her şey aslına döner. Cinayet işledim. Duymuyor musunuz beni? İyi misiniz? Bir sıkıntım var. Aracı alalım buradan bir zahmet. Hemşerim, duymuyor musun beni?